Kudüs'te Cumhuriyet Günü'nde iletişim tesislerindeyiz. Tabii siz biraz sonra Londra'da yapmış olduğumuz güzel bir müze var. Orada filanın yapmış olduğu müzede güzel kıspetler var. Yani Kırkpınar tarihi dokusundan Londra'da, London 2012'de bunları görebiliyorsunuz. Şimdi önce Londra'da yapmış olduğumuz olimpiyatlar öncesinde bu güzel röportajlarla sizi baş başa bırakıyoruz ama Regent Otel'in özellikle kamp tesislerinde burada biliyorsunuz birbirinden değerli Türk halkı, onlar da burada tatil yapma imkanı buluyorlar ama güreşçilerimiz de, genç güreşçilerimiz de antrenmandan görüntüler, önemli röportajlarımız olacak. Yine güzel doğa görüntüleriyle sizleri baş başa bırakacağız. Ama şimdi şöyle bir Londra'ya gidelim. Orada Teknomedi TV güreşe dair ekibi o müzeyi sizin için görüntülesin efendim. Değerli izleyiciler, Westminster Köprüsü'ndeyiz ve arkamda Westminster Sarayı'nı görüyorsunuz ve London Ay hemen yine arka tarafta, arka planda biraz sonra da ekranınıza getireceğiz ama dün gururumuz olan 1500 metrede gümüş ve peşinden tabii önce altın sonra gümüş madalya getirmişti Aslı ve Gamze. Biraz sonra onları burada röportaja bekliyoruz ama büyük bir basın ordusu var. Değerli arkadaşlarımı yine özel değerlendirmelerle tüm yurda bu sevincin hikayesini anlatacaklar. Ama bugün gerçekten London'da çok güzel bir hava var. Dediğim gibi arkada tarihi Westminster Sarayı'nı görüyorsunuz, Saat Kulesi'ni görüyorsunuz ve tam üzerinde bulunduğumuz bu köprünün altından çok güzel bir nehir geçiyor ve burada Westminster Köprüsü'ndeyiz. Arka planda biraz sonra onu da ekranınıza taşıyacağız. London Eye. Burada tabii Londralılar gerçekten olimpiyatların yanı sıra 5 kıtadan gelen ülke insanları kültür uygarlıklarını yine sporun evrensel boyutlarında paylaştılar. Tabii müsabakalar boyunca birbirinden öne çıkan en güzel görüntü kim ama hangi ülkenin sporcusu olursa olsun hiçbir etnik ayrımcılık yapılmadan hepsi alkışlandı, hepsi takdir edildi. Özellikle 80 bin kişiyi olimpik statta ağırlayan atletizme adeta doydu olimpiyata gelen spor severler. Gün içerisinde dediğimiz gibi biraz sonra bekleniyor Aslı ve Gamze. Bakalım başarının gururunda, hikayesinde neler var? Bu olimpiyat şampiyonu olmak her sporcunun hayalidir. Bunu yaşadığımız ve Türkiye'ye yaşattığımız için çok mutluyum. Burada bu yarıştan önce biz biliyoruz ki saat 10.55'te bütün Türkiye'nin yüreği, duaları bizimleydi. Onlara buradan da sizlerle hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Herkes de çok sağ olsunlar. Hepsi bizimle desteklerler. Bizi tanıyan tanımayan herkes. Gamze ile bizi bir iki olmamızı sağladılar. Tabii bizde de o güç enerji vardı. Türkiye, dünyaya Türklerin gücünü gösterdik. Bugün akşam hep birlikte İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleteceğiz. Ve bunun mutluluğu ve gururu içindeyiz. Buradan bütün ailemize, bizi destekleyen herkese, kulübümüze, federasyonumuza, spor bakanlığımıza hepsine çok teşekkür ediyoruz. Evet Gamze. Ben öncelikle çok mutluyum. Bu benim ilk olimpiyatım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çünkü Aslı ablayla 1-2 olduk. Gerçekten çok güzeldi. İkimiz de kazanmaya koştuk ve ikimiz de kazandık. Ben gümüş madalya aldım demiyorum. Altın madalya almış kadar sevindim. Avrupa Şampiyonası'ndaki gibi oldu her şey. Çok güzeldi. Aslı ablanın dediği gibi bize dua eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz onların dualarını hissettik. Gerçekten çok hissettik. Son tur özellikle ben, Aslı abla çok hissettik. Arkamızda Türkiye'nin olduğunu çok hissettik. Ben Aslı ablaya katılıyorum.
Bizim arkamızda çok büyük bir aile var. Biz sadece burada koştuk ama arkamızdakiler çok büyük, yani hepsinin çok büyük destekleri var. Öncelikle federasyonumuzun, kulübümüzün, bakanımızın, başbakanımızın hepsinin çok desteği var. Ama biz en çok antrenörlerimize çok destek, çok desteklerini gördük ve çok mutluyuz. İyi ki varlar. Onlar olmasaydı biz inanın burada olamazdık. Evet, sporun önemli yüzlerinden Mehmet Seviç, NTV'den, o da yanımızda. Bakalım şu ana kadar yapılan müsabakaları, London 2012'yi bir değerlendirsin bize sevgili Sevinç. Aslında son iki gecedir çok büyük sevinçler yaşıyoruz. Yani 13. günün sonunda sadece bir bronz madalyamız vardı. Fakat son iki güne bakacak olursak bu bronz madalyanın yanına iki altın, iki de gümüş madalya eklendi. Özellikle dün geceki 1500 metre kadınlar finali gerçekten tarihi bir anda. Türk sporu adına, sadece olimpiyat tarihinden bahsetmiyorum, Türk spor tarihi için en önemli anlardan biriydi. Çünkü tarihimizdeki ilk atletizm altın madalyasını kazandık olimpiyat oyunlarında. Bu son derece önemliydi. 1500 metre gibi oldukça taktiğe dayalı bir yarışta Aslı Çakır Alptekin altın madalyaya giderken, Gamze Bulut da Avrupa Şampiyonası'nda Helsinki'de yaptığı gibi Aslı Çakır Alptekin'i, ablasını takip etti ve ikinci sırada kaldı. Tabii Avrupa şampiyonluğu ile olimpiyat şampiyonluğunu kıyaslamamak lazım. Olimpiyat şampiyonluğu bambaşka bir şey. Spor tarihine geçiyorsunuz. Unutulmazlar arasına adınızı yazdırıyorsunuz. Aslı bunu başardı. Tarihe geçti. Türk spor tarihi için bir kez daha altını çizmekte fayda var. Gerçekten tarihi günlerden biriydi. Özellikle tabii eşine ve koçuna, İhsan Alptekin'e de çok şey borçlu olduğunu biliyorum. Sporu bırakma noktasına gelmişti bir dönem. Kenya'ya gitmişti. Kenya'daki o zor şartları görünce ekstra bir motive oldu İhsan Alptekin'in de. Onun üzerinde çok büyük emeği var. Çok ciddi çalıştılar ve buraya gelirken de madalya hedefiyle geldiler ve altın oldu. Allah da yüzlerine baktı. Nur 19 yaşında. 2 yıl önce 17 yaşında Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda final görmüş bir sporcumuzdu. O zaman dikkatleri çekmişti. Bu günlerin geleceğini aslında o günlerden bize göstermişti Nur Tatar. Yani adam olacak çocuk, kendini belli etmişti. Ve şimdi 19 yaşında, kariyerinin ilk olimpiyat oyununda, oynadığı maçlara bakacak olursak çok farklı kazandı maçlarını. 5-1, 6-1, 6-0 ilk 3 maçını kazanarak finale yükseldi. Finalde şanssızlığı Güney Kore'den son olimpiyat şampiyonu Hwang'la karşı karşıya gelmiş olmasıydı. Hwang tabii daha tecrübeliydi. Nur'da biraz da heyecan olabilir final için. Fakat bu gümüş madalya da çok büyük bir madalya bence. Çünkü 19 yaşında, az önce de söylediğim gibi, ve geleceği çok parlak bir sporcumuz. Ona da bu madalya için teşekkür etmek lazım. Tabii kurallar çekildiğinde ilk baktığımız şey Lopez'le Rıza'nın aynı tarafta olup olmadığıydı. Maalesef aynı tarafa düşmüşlerdi ve yarı finalde eşleşeceklerdi. İkisi de yarı finale rahat geldi. Bir erken final oldu yarı finalde. Dünya Şampiyonası finalinde salondaydık. Müthiş bir heyecan yaşamıştık. Rıza rakibini kündeye getirmişti ve dünya şampiyonu olmuştu. Bütün salon ayağa fırlamıştı. İnanılmaz bir andı. Fakat Lopez çok daha hırslı geldi olimpiyat oyunlarına. Çünkü koruması gereken bir unvan vardı. Pekin'de olimpiyat şampiyonu olmuştu. Rıza'ya da mağlup olmuştu. Bu da ekstra motive etti onu diye düşünüyorum. Rıza kendi hatasıyla mücadeleyi verdi. Özellikle ilk periyotta yaptığı bir hata var. Rakibine kolunu kaptırmıştı. Sonrasında da toparlaması mümkün olmadı. Çünkü Lopez çok tecrübeliydi. Rıza olimpiyat üçüncüsü oldu belki ama ilerleyen dönemde henüz 22 yaşında olduğu için olimpiyat şampiyonlukları ona uzak değil. Evet, yine olimpiyatlarda ilk madalya Atasporu Güreş'ten geldi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Sayın Bekir Çeker. Sayın Başkanım, tabii beklentiler biraz istediğimiz gibi gitmedi ama yine de beklenen madalya güreşten bronzumuz geldi. Şöyle serbest öncesi, bayanlar öncesi neler söyleyeceksiniz? Önümüze bakıyoruz artık. Değerlendirmeniz nasıl olacak bu doğrultuda? Greco-Roma milli takımımızdan beklediğimiz sonuçlar elde edemedik. Tabii ki bronz madalyanın gelmesi sevindirici ama daha çok madalya bekliyorduk ki bizim güreşçilerimiz gerçekten o kapasiteye sahip güreşçilerdi. Biz bir yerde bir eksikliğimizin olduğunu hissediyoruz ki sonuç onu gösteriyor. Ancak şu ana kadar ülkemizin diğer branşlarda da madalya alamaması ve sporcuların üzerinde oluşan büyük bir stres minderde yansımış durumda. Madalya beklemek ve güreşçilere bu sorumluluğu yıkmak tabii ki doğal, olması gereken şey bu. Ancak sporcularımız bunu kaldıracak kapasitedeydi. Minder'de ne olduysa bunu başaramadılar. Tabii ki şunu söyleyeyim, bronz madalya sevindirici.
Biz Rıza'dan 6 madalya bekliyorduk. O yenilmiş olduğu Kübalı'yı Dünya Şampiyonası'nda yendi. Burada da yenecek kapasitedeydi. Ancak genç bir güreşçi olimpiyat stresini olsa kaldıramadı gibi. Yani rakibi yoktu Rıza'nın. Ama sevindirici olan bir taraf ilk madalyayı ve madalyayı güreş aldı. İnşallah bugün devam eden bayanlar kategorisinde 62 yıldaki güreşçimizden madalya bekliyoruz. İlk rakibi Kübalı, ikinci Kübalı'yı geçeceğine inanıyoruz. Eğer geçerse ikinci rakibi Rus, onu da geçeceğine inanıyoruz. Grubunda Çinli var, onunla yarı final maçı yapacağına inanıyoruz. İnşallah madalya alır ve ülkemizi sevince boğar. Ancak şunu ifade edeyim, serbest güreş milli takımımız da hakikaten çok güzel bir kadroya sahip. Buraya gelmeden önce de ifade etmiştim, her sikletimiz madalya aday demiştim. Serbest milli takımımızdaki sporcularımızın içerisinde olimpiyatta şampiyon olan sporcumuz var. Dünyada gençlerde, büyüklerde derece yapan sporcularımız var. Büyüklerde Avrupa şampiyonu güreşçimiz var. Bunlar madalya adaylar. İnşallah milletimizin duası Mevlam da sporcularımızın yanında olur. Şansımız da yerinde olur. Madalyalar alırız. Alacak güçteyiz. Almamız da lazım. Altınla, altın madalyalar ülkemize dönerek bu milletimizin beklentisine cevap vermiş oluruz. Yine güreş olimpiyatlarda başarılı bir grafik çizmiş olur. 2008 olimpiyatları diyoruz. 2008 olimpiyatlarında bir altın bir bronz madalya almıştık. Bizim için baz değil, aradan 4 sene geçti. Ancak şunu da ifade edeyim. Biz bir yıllık bir federasyonuz. Biz dünya şampiyonasında da geçmiş dönemdeki federasyonların birikimleriyle ilgili üzerlerine biz teknik olaraktan, psikolojik olaraktan ve başarı noktasında teknik kadroyla bir şeyler kattık ve başarı sağladık. Bir sene içerisinde olabilecek şeyler tamamen ne kadroyu değiştirebilirsin ne sporcuyu değiştirebilirsin. Mevcutun üzerine koymaya çalıştık. Biz mevcutun üzerine de eklediğimize ve hakikaten sporcu sayımızda ve milli takımda milli formaya girecek sporcu sayısında da çok büyük mesafeler kat ettik. Bu yatırımlar geleceğe tabii ki bir temel oluşturdu. Genç bir kadromuz var. Daha önceki şampiyon olan abileri artık bundan sonra da hizmet verecekler ama hangi noktada hizmet vereceklerini kendileri düşünüp karar vereceklerine inanıyorum. İnşallah gelecekte ve şimdi de başarılar bu milletin olacaktır. Yüce milletimiz her şeyin en iyisine layık. Burada da yüzümüzün akıyla ülkemize döneceğiz. Evet, Türkiye'nin özenle beklediği London 2012'deki altın madalya Servet Tazegül'ün önce ailesine nasip oldu. Tüm Türk halkı sevince boğuldu ve şu an madalya töreninden hemen sonra Tazegül ailesi burada. Tabii bu madalyanın çok önemli bir hikayesi var. Çünkü Servet annesini Londra'ya gelmeye yakın bir ay kala kaybetmişti ve annesi evladına mutlaka olimpiyatlarda Servet altın madalya bekliyorum dedi ve Servet bunu gerçekleştirdi. Huzur içinde yatsın anne, ama işte baba, abla ve tabii Almanya'daki antrenörü burada. Ama önce sözü ablaya vermek istiyorum. İlk altın madalya Servet'e nasip oldu ama bu anlattığım trajik öyküde sizin de çok katkınız var. Duygularınızı öğrenebilir miyim? Bize üzüntülüyüz ama.